Sevgili kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ebeden daima sevgili kardeşlerim. Şimdi ben bir vejeteryandan bahsedeceğim. Bu Bunlar hayvani mamuller yemezler. Et, süt, yumurta yemezler. Nereden kaynaklanıyor? Böyle ciddi kardeşlerimde de bazen böyle bazılarına denk gelince bu sefer e, ee, benim yakın bir dostum veya kardeşim abimiz de bu işin uzmanı dedim bir araştır bir bak. Bu nereden kaynaklanıyor? Abimin de işte dört sayfalık bir toplama yaptı Kur'an'da, hadiste ve kütüb-ü sabikalarda. Ee, fakat ben bu dört sayfayı mümkün değil. Ama ben çok öz bir şey anlatmak istiyorum. Yani... Ee, Diyor ki İbrahim Aleyhisselam'ın oğlundan sonra fetret devresi başlamış. E, fetret başlamış. Çok kısa alacağım bak dört sayfayı belki de birkaç dakika. İbrahim Aleyhisselam malum ateş yakmayınca bir de oğlunu kurban etme meselesiyle ilgili mucizeler olunca e, bundan sonra bu Hindistan'da ve Dicle ve Fırat arasında bazı sapkın dinler ortaya çıktı. Ateş yakmaması çocuğunu kurban etmesinden kaynaklanıyor. Bir de Yunus Aleyhisselam mesela balık yuttu ya, onu sahile attı. Cezire denilen Fırat ve Dicle hafızasında batıl adam sembolüyle temsil edilen batıl balığa tapınma dini Gediz hafızasında ise batıl Afrodot inancı ortaya çıktı. Afrodot balık yememe. Niye? Ee, Yunus Aleyhisselam yemedi ya bu yenilir mi ya? O yemedi seni. Sen onunla yasayıyorsun. Hmm. Dolayısıyla ateş seni yakmadı. Sen ne yakıyorsun onunla? diye. Ateşi böylelikle kullanmama, hayvan kesmeme, hayvandan şey yapmak e, sütünden yağından İbrahim Aleyhisselam şeyinde işte o fethete girince böyle şey çıktı. Bu sefer kafirler helal kılınan hayvanlardan yaralanmayı insi ve cinli şeytanların telkinatı ile kendilerini haram haram kılmışlar. Haram. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde bahsedilen kıssalardan öğrendiğimize göre za, o zamanda icl buza yani İbrahim Aleyhisselam zamanında da bir icli hadisesi olmuş buzak. Bir de Musa Aleyhisselam zamanında olmuş. Musa'yı biliyoruz. Bir İbrahim Aleyhisselam zamanında içli buzağı eti yemeyen bir kamin zuhur ettiğini. Zamanımızda da kendilerini vejeteryan olarak andaddığın ataları sayılan Allahu alem bu böyle bu ateşe kutsiyet vermek, yakmamak e, gibi şeylerden artık Gıdalarını yakmamak, e, dolayısıyla eti yememek. Böyle bir vejeteryan olarak adlandırılanların, ataları sayılan kişilerin o zamanda hem de kendileri gibi inanmayan insanlara bu inanç hususunda icbar ve ikra bulundukları anlaşılıyor. Çok acayip. 11. Süre 69-70 ve 15. sure 52. ayet ve 51. sure 27-28 ayetlerde var bu mesele. İbrahim Aleyhisselam zamandaki icil buzak meselesi, meselesiyle Musa Aleyhisselam zamandaki iç meselesini birbirine karıştırmamak lazım. Bunu merak eden bakar. İbrahim Aleyhisselam'da da bir buzak meselesi var yani. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanındaki buzağı eti yememe inancı daha sonra Mısır içinde bakar Perestik şeklinde güç kazandı. Ee, İsrail oğullarında Mısır kıtasında yeni yedi e, neşet ediyordu bunlar. Ee, bunlar ikinci süre Bakara suresi 67. ayette. Ee, ondan sonra bu uzun burayı ben geçeyim. Ondan sonra mesela Anadolu'da Yusuf Aleyhisselam'dan şey var ya böyle buğday semiz hayvan, zayıf hayvan yedi. Onun için Anadolu'da da buğday sembolü var ya böyle o da putlaşmış. Bu izahat çerçevesinde olaylara bakıldığında Hicazlı bir tüccar ortadan alıyorum bu. Bir tüccar varmış Hicazlı. Adı da Amr İbni Luhay. Lüleburgaz, Uşak, Hatay, Ankara, Yozgat. E, Hatti inanç ve kültüründen etkilendiği anlaşılmakta. Haddi inancında e, nikah yapmazlarmış. Hayvanın hiçbir şeysini yemezlermiş. Hiçbir şeysini. Fetret karanlığına düşenler içinde bu adam, bu ticaret yaptığı için sağ sola am, bu haddi dininden etkilenmiş. Hicazlı kendisi. Bu etkilenince sağa sola gittiği için onu bu, tarafa getirdi oynancı. Ondan sonra şimdi ben atlayayım. Ee, i̇nsan kudreti ehad-ı samede olan intisabı kesildiği zaman ne oluyor? Onun için sırrı kayyumet dahi kesilir. Mevcudat adedince batıl olan devirler, tesessürler zuhur eder. Esbab ve tabiat şirki zulümatına düşer fayda gördüğü her şeyi kendine ilah edinir. Yani fayda mı gördü? Balık mesela Yunus Aleyhisselam balı Balığa tapıyorlar, taptırıyorlar. İspanyol, İngilizler o Cezayir, Tunus oralarda e, ee, insanları balığa taptırıp ta ki balık tutmasınlar biz tutalım. İngilizler işte Lord, kamerası var. Hindistan'da işte hayvana taptırarak hayvan kestirmiyor. E ne oluyor bu kadar kesilme? hayvan? Bu kadar yürüyor. Tamam yemek suç. Bir görse seni şey, hapsediyor. Şeylerle, gemilerle. Gemilerle İngiltere'ye gidiyor. İngiltere'de safasını çekiyor. Kesiyorlar. İstediği gibi kullanıyorlar. Hint, Hintlerin ilahını Hintle, şey, İngilizler yiyor. Böyle taptırıyorlar. E tabi sen... Adam gibi dinine sahip çıkmasan elin gavuru gelir. Seni koyuna taptırır, heykele taptırır. Taptırır da taptırır bak. Şimdi Hintleri taptırmış Hayvanı şey yeme. E, Budizm şey yaptı mesela. Budizm de etkilenmiş onlar. Ondan sonra e, şimdi peki o sırlar nereye gidiyor? Bir Allah'ın kulu sormuyor mu ya? Koca Hindistan'da bu sırlar ne oluyor? İngiltere'ye gidiyor. İngilizler tapınıyor mu? Hımm. Derin dondurucuya koyuyorlar. Derin dondurucu. Neresi derin? Derin. Mide derin dondurucudur. Oraya götürüyorlar. Yani bundan e, diğer şeyleri de siz anlayın. Eğer dinizle alaka kesilirse Allah bilir nerelere tapınıyoruz. Bir koyun dişi doğrusa kendilerininmiş. Erkek doğrusa ilahlarına adarlarmış. Eğer ikiz doğrularsa komplesine e, adı ilahlarına veriyorlardı. Onu da belirteyim. Ondan sonra bir erkek deve 10 e, sene döl yapmak noktasında eşleşme noktasında vazife yapıyorsa o kutsal oluyordu. Ona daha kimse bilmez, yük vurmaz. Onu tam seyip de e, ederlerdi. Yani 10 sene tohumluk olarak kullanılan erkek devedir. Buna Ham, sırtı ima edilmiş derlerdi. Bunlar ölünce, yani artık bunlar kutsu oldu. Niye? 10 sene vazife yapmış yani. Allah Allah. Ondan sonra Dev, devam ediyorum. Üç, 39. sürenin 6. ayetinde de, O zamanki insanlar nasıl köleler ve cariyeler azat edilebiliyorsa, aynı uygulama hayvanlara da teşmil edilebilir diye matılan hükmetmişlerdir. Zamanımızda hayvanın bak zamanımızda da aynısı var. Bak şimdi. Hayvanın mazi geçmiş ve geleceği e, bilmediğini hayvanın geçmişi yok, geleceği de yok. Bundan mahrum yaratıldığını bilmeyen ve hak dininden bu hakikati öğrenmek istemeyen bazı gafiller, kafirler, dalin grubunun şeytanın ihvası ile bilhassa emri ilahi olan zebi, nar usullerini terk ederek güya kendine çok akıllı imişçesine yani boğazlama var ya bıçakla onunla onu terk ediyorlar güya zulümmüş gibi şoklama, şiringa ile e, şırınga ile bayıtma usulüne yönelerek hatta sarpmalarına da şeyin o şahit olmaktayız. Bu da aynı bu hayvana tapmanın değişik versiyonu. Mesela rast rastlarsınız her kurbana yakın. Vay hayvan katliamı yapılıyor. Bunu diyen adamam takip edilmiş de kamerada. E, ondan sonra bunu diyen adam acaba kasaptan et almıyor mu? Acaba et aldığı et <laughs> kurbanda değil de kurban öncesi katledilmiş olmuyor mu ona göre? He, yemiyor mu yani? Ne acayip bir şey ya. İşte böyle sistemi bozulursa işte bak bu vejeteryandan tut hayvanın kurban edilmesine de karşı çıkmak ta İbrahim Aleyhisselam'ın e, putperest var ya ateş ateşe tapanların o onların inancıdır yani. Ee, şey, vejeteryan. Yani hayvani şeyler yememek. Dolayısıyla hayvanın geçmişe geleceği olmadığını ancak dinler söyler. Sen nereden bileceksin? Gerçi bazı alametlerle bilebilirsin. Gerçi bazı e, hayvanlar var. Kısa bir e, hafızaları vardır. Ama genel ve bütünsel ve umumi bir e, yol değil ve kısadır o. Yani bilgisayardaki kopyala e, bilgisayar kapatırsan o kopyalama kaybolur. Kadar kısadır. Hafızası değil, geçici bir şey. Hayvanlarda mazi ve mustakbel olmayınca kesilmesini, nar usullerini terk ediyorlar. Zannediliyor ki sıkıntıdır. Oysa Avrupa'da mermiyle öldürüyorlar. Bir anda ölüyor diye. Amr İbni Luhay Mekke'de melik olduğu zaman İsmail'den Aleyhisselam'dan gelen hak dini o zamanın hakim kültürü olan haddi kültüründen etkilenerek getirdiği putçuluk sistemiyle değiştirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın dinini bu Amr İbni Luhay Mekke'de melik oluyor. Mekke'de melik yani padişah oluyor. O zaman işte İbrahim Aleyhisselam dini hakimdi. Onu kaldırıyor. Haddi kültüründen getirdiği putperestlik sistemiyle değiştiriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın şey İsmail Aleyhisselam dilini. Bu reis ve onun gibi olan reisler Allah'a yalan isnat ediyorlar. Ama avam, avam halk bu batının ardında yatan safsatalara anlamıyorlardı. başka bir şey söyleyeyim. Kimmiş? Atlıyorum ya dört sayfa. Seneviye dualizm denilen, dualizm var ya şimdi dualizm diye. Eski bunun adı Seneviye'ymiş. Denilen Dallin guruhunun bir kolu varmış. Onların kolu neymiş? Siyamiye. Bu şeymiş, e, diniymiş. Siyami ateşe tapınırlarmış helal olan hayvanların kesilmesini, yenilmesini ve nikahlanmayı haram sayarlarmış. Siyamiye tarikatı diye de den, din, din olmuş. Haram sayarlarmış. Niçin? Tenasüye ya inanırlarmış. Yani tenasu, yani birisi ölünce işte iyiyse semalara gider, kötüyse o ölen insanın ruhu başka bir hayvanın, domuzun, çakalın, eşeğin ne bileyim bir hayvanın şeklinde bedenine girer. Ondan sonra cezasını şey yapar. O da ölünce tekrar eski insan olur. Bunlar Yahudilerde esastır. Tenasuf fikri. Ee, şimdi ona da e, şey diyorlar. Ne diyorlar ona? Reenkarnasyon. Ee, yani dolayısıyla e, hayat peresi olduklarından ölümü kabul etmiyorlar. Ee, şeyde Hindist, şey, İngiltere'de loter kamerası olduğu gibi Hindistan'da da kast sistemi vardı. Kast. Kast sisteminde 5 tane mine böyle insanları mertebelendirmişler. Hinduizm inançlarının e, zenginliği yani Hinduizm dinlerinde bu kast sistemi e, var. Ben o ince isimlerini şey yapmayayım. Yazıyor burada. Ee, mesela alt tabaka, üst tabaka, eli tabaka, daha üst tabaka, daha üst tabaka. İngiltere'de de öyle. İngiltere'de ne tabakası var? Lordlar kamerası var. Yani lordlar kamerası var. Şimdi bu e, mesela kas sisteminde hangi tabakada bir çocuk doğdu? E, babası, dedesi üçüncü mertebede mi? Oraya doğmuş ölünceye kadar oraya e, mensuptur. Lotlar kamerası da öyle yani. Şimdi İngiliz kapitalistleri tarafından hala uygulanmakta olan lotlar kamerası perdesi altında babadan oğla geçmek suretiyle ya da kraliçe ve partinin lider kadrosunun gizli celselerde aldıkları kararlara göre devreden bir sistemdir. Bunlara dokunulmazlık hakkı var. İstedikleri kadar para da alabiliyorlar devletten. Hitliler, şey Hintliler içinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam peygamberliğini kabul eden fırka Hindu seviyeleridir ki bunu Şehristan'da yazıyor. Şe Şehristan sayfa 354 786'ya bakın. Hintliler için İbrahim Aleyhisselam peygamberliğini kabul eden fırka Hindu seneviyeleridir. Yani İbrahim Aleyhisselam dini kalmış nasıl kalmış? O tevhid dini değil. Seneviye dini kalmış. Neymiş? Hayvanları kesmezlermiş. Puta tapa, şey ateşe taparlarmış. Evlenmezlermiş. Yani evlenme derken nikah yapmazlarmış. Acayip bir şey ya. Zamanımızda da bu sapkın din vejeteryanlık adı altında Amerika'da başladı. Şey İngiltere'de, şey Hindistan'da esas Amerika'da İngiltere pompalıyor. Amerika'da böyle vejeteryan altında bir sürü böyle takipçi de bulmuşlar böyle. Ah hayvan et yersen bilmem ne. yap Kendilerine taraf toplamaya çalışıyor. Peki Türkiye'de niye böyle biraz cazipleştirilmeye çalışılıyor? Çünkü e, bitki yiyen insanlarda e, vücut yapısı itibariyle, kan yapısı, duygu itibariyle insan yediği gıdalarla mütesil olmasından cihat yapamazlar kardeş. Cihat yapamazlar. Cihat dünyada şey için söylemiyorum, dünyada cihat kavmi Türk milletidir, Asya'dan beri. Bunlar da e, temel gıdaları e, ettir. Dolayısıyla bir insanı cihatta man, men etmek için, böyle sefil, her türlü şey yap, eve mahkum et, iç yağısı, sütü sonra dokundurmaması için bu adamlar et yememesi lazım işte bitki şeyler yedireceksin. Ya ne kadar acayip bir savaş çeşidi var. Mesela aksiyon olmazlar. Mesela ustad Osman Celemalar'da diyor ki bu insanların tabiat perest, perest olmalarının en büyük sebeplerinin bir tanesi domuz etinin yenmesindendir diyor. Mesela bu kadar böyle dersler oluyor. Bu kadar kitaplar okuyoruz. Bu kadar şey. Ya hakikaten oynamıyor yani. İbre oynamıyor. Gitmiyor. Ya tamam da hep senin mi suçun? yedi, bize yedirdikleri domuz mamullerinin methali yok mu yani? Bu kadar ciddi ders, bu kadar gayret ediyorsun bir adım atamıyoruz. Belimizi doğrultamıyoruz. Acaba yediğimiz gıdalardan da olmaz Evet. Mecusilerin ateşi kutsal saymaya yönelmeleri yani niye mecusiler ateşi putsal saymışlar? İbrahim Aleyhisselam'ı yakmaması ile ilgilidir. Nerede yazıyor bunu? Şehristani kitabının 350 altında yazıyor. Bundan anlaşılan şudur ki İbrahim Aleyhisselam ateşin yakmaması ve oğlunu kurban etme meselesiyle ilgili mucizelerden sonra bazı sapkın dinler onlar da sığırı kurban etmiyorlar mezhepler ortaya çıkmıştır. Yunus Aleyhisselam balık mucizesinden dolayı ne ne kadar acayip şeyler çıkmış mesela. Cezire denilen Fırat dijde hafzasında balık adam sembolüyle temsil edilen bir balığa tapınma dini çıkmış. Buna Afrodit Afrodit inancı derlermiş. E peki bu inançlara bakın hepsine mutlaka bir peygamberlerin olan bir harika mucizelerini esinlenmişler adamlar, putlaştırmışlar. ateşe bunun için tapıyorlar, hayvanı da bunun için kesmiyorlar. Vejeteryan önümüze böyle cazip bir isim vererek önümüze koymuşlar sevgili kardeşim saf terik olma, sünneti seni önümüzde duruyor. Allah Resulü ne yapmış var mı böyle bir şey? E, yok e, niye peki sen yapıyorsun? Hani peygamberin ümmetin peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ondan sonra sahabeleri uyarmış. Ben de Allah'ın peygamberi kuluyum. Bak ben de gece yatarım. Gece özel hayatım olur. Gündüz ticaret yaparım. Demek kesmiş. Ciğerini kebap etmiş vesaire. E sana ne olmuş be kardeşim? Hayvani şeyleri. Sen e, Hitti dininden misin ya? Yani vejeteryan yani nasıl ki e, ee, bu şeyler vardı ya e, ne diyorlar ona tenasu yani bir insan öldüğü zaman ruhu başkasına geçiyor reenkarnasyon diye karşımıza çıkıyor tamam mı ondan sonra e, bu vejeteryan da bu Hitti e, dininin ondan sonra kolu olan bakayım o kolu ee, siyami'ye, ateşe tapınan şeyler var. Din çıkmış. Onlardan kaynaklanıyor. Hindistan'da da sevgili kardeşim kas sistemi var. Kısacası akıllı ol. Peygamberimizin sünneti ortadaymış. Ondan sonra yok hayvan eti yenmezmiş. Yok şu yapamaz. Ya kardeşim Mecmuatul Adab adlı kitaptan ne nasıl yeneceğini söylüyor. Ne, ne yeneceğinin dışına, ne nasıl yenecek? Selamun Aleyküm. Eğer suçur lisan etmişsek ifadede, uslubumda bir şey olmuşsa, seni rahatsız etmişse bil ki benim nefsim karışmış. Ama bir sürü ayetler de vardı doğru sayfa. Onları şey yapmadım size. İbrahim Ali nasıl e, ateşe tapılmış, nasıl hay, sığır kesilmez hale, hayvan kese e, o hale geldiğini detayları olsa bir iki saate alır. Ama bu arada belki de dokunmuşsam kusura bakma özür dileriz. Ustubum da ama söylediklerimden hiç benimle alakası yok. O aynen doğrudur. Geceniz mübarek olsun tekrar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Beden daima sevgili kardeşlerim.